Sana yalnız gel demiştim. Yalnızım işte. Bahtiyar, tezgah benim işim. Sakın bir daha bana tezgah kurmaya kalkma. İki adamın ellerinde kapalı zarflar benden haber bekliyor. Eğer bana yanlış yapacak olursan zarflardan biri eski evine, biri yeni evine gider. Şimdi çantayı ver. Rıfat Çakar değil mi lan o? Ne işi var burada? Bilmem. Alışveriş var herhalde. Baksana elindeki çantaya. Dur dur, ses etme. Bakalım neler olacak. Parayı burada veremem. Etraf çok kalabalık. Şöyle sota bir yere geçelim. Peki. Sen bilirsin. Benden günah gitti. Zarfları evlere ulaştırın. Tamam. Dur. Veriyorum. Bekleyin. Çantayı yere koy. Yere koy. İki adım geri git. İki. Beni çok hafife aldın. Bahtiyar, bak burada ne var? Aa, kan. Ulan her şeye geçtim, seni kan tutar. Bunu nasıl yutturdun? Nasıl kandırdın lan milleti? Koskoca Rıfat babayı kan mı tutarmış? Bu bilgiyi hemen Fuat'a uçurup yolumuzu bulalım. Hadi yürü. Abi Oktay! Koş lan koş! Koş! Şansımız kaçtı. İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Sağ ol, sağ ol. Oh. Oh, ne oldu, yakaladınız mı? Yakaladık. Sen burada düş bayıl, biz de yakalayalım. Koş tavşan koş. Kesin lan kesin. Elimize yüzümüze bulaştırdık işte. Dua edin de o Oktay aç gözlü çıkmasın. Kaptığı parayla yetinsin. Elindeki bilgileri Aytekin ya da Fuat'a satarsa biteriz. Bizi kılıktan kılığa sokup üzerimizde her türlü fantaziyi denerler.